Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Ege Gübre Sanayi, Sayaş, Hatek, Göltaş, Göller Bölgesi ve Tofaş hisselerini analiz edeceğiz. Tabii ondan önce endeksimizin bugünkü durumunu inceleyelim. -0,29'da günü kapattık. Şimdi günlük periyotta baktığımızda arkadaşlar öncelikle Fisher'ın al verdiğini görüyoruz. Yani Fisher'da mavi ortalamamız turuncuyu yukarıya kesmiş. Bu bir tuzak değilse buradan bir tepki çıkışı en azından olması gerekir diye düşünüyoruz. Bunun yanında 5 günlük ortalamayı bir türlü kesemiyor. Bakın şurası 1398 TL'de bir direnci var. Şu an endeks 1392'de. Şu 1398'ler yukarıya doğru kırılırsa en azından sonra 1417'lere kadar 18'lere kadar en azından bir tırmanma eğilimi gösterebilir. Ama öncelikle şu direncin geçilmesi gerekiyor. Son noktası endeksin günlük periyotta EMA 200 bakın 1336 TL seviyelerinde. Buraya kadar geri çekilme yaşaması normaldir. Ama 1336'yı kırmaması gerekiyor. Burayı kırsa dahi şu yükselen, geçmişten gelen yükselen majör trend çizgimiz endeks için hani gerçekten son nokta çünkü burası. Bunun altı çok büyük problem olabilir. Burası da 1325'li seviyelerde. Yani 1325'in altına kırıp kalıcı olmaması gerekiyor. Tuzaklar olabilir, altına kırabilir, tekrar tepki verebilir. Bakın şurada olduğu gibi, sert satışta olduğu gibi. Ama 1325'in altında kalıcı olarak kalmaması gerekiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Haftalıkta da biliyorsunuz EMA 21'in altına kırıldı. Ama haftalıkta da hem majör trend desteği hem de 50 haftalık ortalama desteği yine 1318'li seviyelerde. Bu seviyeler arkadaşlar hisselerin gelebileceği son noktalardır. Buraların altında kırılmaması gerekir. Mutlaka takipte kalmak lazım. Haftalıkta da Fisher'ın sattı olduğunu görüyoruz. Mutlaka bunun ala dönmesi lazım ki mavinin turuncu yukarı tekrar kesmesi lazım. Bu şekilde ancak bir yükselişten orta uzun vadede söz edilebilir. Şimdi bir hisselerimizi analiz edelim. Önce haftalıkta, daha sonra günlük periyotta durumlarına bakalım. Şimdi Ekgup Ege Gübre Sanayi. Şimdi bu hissede Fisher'ın sattı olduğunu görüyoruz. Bakın tepede 260'lardan sat yemiş. Daha sonrasında hisse şu an 209 TL'de. Şimdi yükselen kanal içinde bu hareketine devam ediyordu bu hisse. Ondan sonra tepede şurayı bir ikili tepeye benzetmiş ve bir kırılım gerçekleşti. Tabi haftalıkta kırmızı ortalamadan yani EMA 21'den tepki vermesi olumlu bir durum. Tepki verdiği seviye 189 TL. Şu an hem yükselen kanal trendinin üzerinde bulunuyor mumlar hem de EMA 21'in üzerinde. Bu olumlu bir gelişme. Şimdi geri çekilme senaryosunu konuşalım önce. Geri çekilirken İlk desteği 197 TL'deki yükselen kanal desteği olacak. 197 TL'den tepki verme ihtimali olabilir geri çekilirse. Ama burayı kırarsa arkadaşlar son noktası 189'dur. Hissenin haftalık periyotta 189'un altına kırması tehlikeli olur. Bu destek mutlaka tutmalı. Yukarıya doğru geçecekse de 5 haftalık ve 9 haftalık güçlü direnç seviyeleri var. Bakın 213 TL, 212, 213 zorlanacağı seviyedir. Ama 212'lerin, 213'lerin üzerine atmayı başarırsa kendini tekrardan 240'lar, 260'lar denenebilir. Tabi endekste birlikte, endekste yakından takip edilmeli. Burada geçmesi gereken 213'lerde güçlü bir direnci var. Hatta 211, 12 bu civarlar bir dirençtir. Geri çekilmede mutlaka EMA 21 takip edilmeli. Fisher'ın da negatifte olduğunu görüyoruz. İçimok sar tekniğine baktığımızda parabolik sar 6 haftadır negatifte bir kere. Şu 260'lardan itibaren gelen satıştan dolayı. Mumlar
9 periyotluk ten kanserin ortalamamızın altında ama 26 periyotluk kijunsen desteği tutuyor gözüküyor. İkisinin arasında karar verme aşamasında. Eğer yukarıya çıkacaksa mutlaka şu 220 TL seviyeleri yukarı geçilmeli ve Ichimokusar tekniğinde ten kanserin de üzerine çıkması gerekiyor. Eğer geri düşecekse de 188-189 TL'lerdeki şu kijunsen desteğinin aşağı kırılması gerekir ki bu da tehlikeli olur. Mutlaka Ichimokusar tekniği de takip edilmeli bu hissede. Günlük periyotta ortalamalarına baktığımızda günlükte de EMA50'nin yani 50 günlük ortalamanın üzerine çıkarken zorlandığını görüyoruz. Buradan bir direnç satış yemiş dirençten. O da 210 TL seviyesinde. Yani bu hissenin yakın vadede ilk önce 210 TL'de zorlanacağını, daha sonrasında da 213 TL'de bakın. Güçlü EMA21 213'te az önce söylediğim direnç. Bu sebeple hem 210 hem 213 direnç olacaktır. Ama bu dirençlere geçerse de olumlu bir tabloya doğru geçiş yapabilir. Takip etmek lazım. Sayaş bugün tavan yapmış. Tekniği güzel gözüküyor. Yani şöyle güzel gözüküyor. Ortalamaların üzerinde Fisher şişmiş. Olası satışlarda Fisher terse dönerse korkmak lazım. Şu ortada bir bayrak yaptığını görüyoruz. Haftalık EMA5'e temas etmek için bayrağı yapmış. Yukarıya gidiyor. Yani bunun nereye kadar gider onu takip edip göreceğiz. Ama geri çekilmelerde mutlaka bu tarz hisselerde günlük periyoda açıp en azından günlükte şu EMA5'in olmazsa orada stop olamazsanız da 9 günlük şu mor ortalamanın altında stop olmakta fayda var. En yakın destek seviyesi 26 TL, ondan sonraki destek 24 TL ama böyle yoluna devam edecekse de yukarıya doğru gitme potansiyeli gösterebilir. Takipte kalmak lazım. Yani teknik olarak bir problem gözükmüyor şu an ama bu tarz hızlı giden hisseler olursa yani hızlı giderse eğer ki tavan mutlaka takipte kalmak lazım. Şimdi Ichimokusar tekniğine baktığımızda Ichimokusar tekniği de zaten olumlu. Günlük periyotta baktığımızda da günlükte de parabolik sar onaylı ortalamaların üzerinde. Şimdi ben günlükteki destek seviyesini tekrardan hatırlatayım size. Bakın günlükte arkadaşlar geri çekilme olursa olası geri çekilme 26 TL'den tepki vermesi gerekir. Ama buradan tepki veremez 26 TL'yi aşağı kırarsa da son noktası 24-20'li seviyeler. Bu sebeple 24-20'leri en azından aşağı kırmaması lazım. Takip edersiniz zaten yatırımcısı takip eder. Hatay Tekstil işletmesi. Şimdi bu hissemizde ne var? Öncelikle Fisher'da satı görüyoruz. Sat sinyali tepelerden verilmiş. 28-30 seviyelerinden Fisher terse dönmüş. Bu hissede de yükselen kanal içinde hareket ederken şu kanalı kırdığı yeri görüyorsunuz. Bu kanal kırılmış ama tekrardan kanal içine sert satışla birlikte geri dönmüş. Şimdi burada haftalıkta bakın güçlü destek seviyesi 19-20'lerde bir kere. Hatta 19 diyebilirsiniz düz. Aradaki kademeler çok önemli değil haftalık periyotta baktığımızdan. 19 TL'de güçlü 21 haftalık desteği var bu hissenin. 19'un altını kırması tehlikeli. Yukarıya doğru çıkacaksa da bugün artı 3 yapmış. Mutlaka geçmesi gereken 21.50'lerde, 21.5'larda bir direnci var. Bakın bu direnci geçememiş, satış yemiş. Eğer yukarıya doğru çıkacaksa önce 21.5'taki direncini, daha sonra yükselen kanalın üst direncini yani 22.10 TL'li seviyeleri mutlaka yukarı kırmalı. Bu kırılımlar gerçekleşirse yukarı çıkma potansiyeli gösterir. Eğer şu 21 haftalık destek kırılırsa da 19 TL'deki problemli olabilir. Günlükte baktığımızda hem EMA50 hem EMA21 ortalaması tam birleşmiş ve güçlü direnç olarak çalışmış. Şu 21.5 bir kere geçilmesi gereken önemli bir direnç. Orayı geçmesi lazım. Geri dönüşlerde burada bakın 19 TL'den önce 100 günlük ortalama desteği de var 19.40'larda. Şu anlama geliyor. 19.40-19.36'lara kadar geri çekilme gösterip buradan da tepki alabilir. Ama burayı kırarsa son noktası 19 TL'dir. Ona da dikkat etmekte fayda var. Günlükte Fisher yukarı döndü gibi gözüküyor. Ama tabii burada satış yediğini göz ardı etmemek lazım. Ortalamadan takip etmek lazım. Ichimokusar tekniğini haftalıkta bakalım. Haftalıkta parabolik sarın negatifte olması iyi değil.
9 ve 26 periyotluk ortalamaların altına inmiş. Kijun Sen bir direnç olarak çalışıyor gördüğünüz gibi. Oradan satış yemiş. Şu an hisse 20.58'de. Mutlaka 20.81'lerin üzerine atması iyi olur bu hissenin. Bulutun üzerinde o konuda problem yok. Mutlaka parabolik sarın da mumların altında yanması gerekiyor arkadaşlar. Yükseliş devam edecekse. Hatek'in durumu bu şekilde. Göltaş hissesine bakalım. Göltaş'ta şöyle bir pandemide bakın 10 liralardayken 90 liralara kadar yükselmiş. Şimdi şu görüntüyü gördüğümde burası bir gökdelen mi diye korktum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz gökdelenlerde şöyle bir görüntü olup en azından orta uzun vadede bir formasyonu yatıp bekletme evresi oluyor. Umarım bu tarz bir şey gerçekleşmez ve tekrardan yukarıya atak yapar. Şimdi haftalıkta EMA21'in üzerinde olduğu sürece en azından umudu kesmemek lazım. Bakın şu an hisse 57.35'te. Güçlü EMA21 desteği de 51 TL'de. Bu hisse 51 TL'ye kadar geri çekilirse en azından 51 TL'den bir tepki çıkışı yapma ihtimali olabilir. Ama burayı kırarsa 51 TL'yi büyük problem olabilir. Onu söyleyeyim. Fisher'a baktığımızda haftalıkta satta, hatta günlükte baktığımızda günlükte de bir satış durumu söz konusu. 51 TL'si önemli bir destek. Yukarıya çıkacaksa da arkadaşlar geçmesi gereken yine iki tane bir direnci var burada. Hem EMA9 hem EMA5. Bu direnç seviyelerinden satış yediğini görüyoruz zaten. Öncelikle 60 TL direncini, bakın 60 TL'de bir direnci var, geçmeli. Daha sonra 61 TL'deki 5 haftalık direncini geçmeli. 60 ve 61 TL geçilmesi gereken bir direnç konumunda şu an Göltaş'ta. Günlük periyotta incelediğimizde, günlük periyotta da son noktası bakın EMA 151.5'lu seviyelerde. Önce 51.5 destek olacaktır. Eğer 51.5 kırılırsa olası geri çekilme senaryosunu konuşuyoruz. 51 TL'deki güçlü EMA 21 haftalıktaki desteğini referans almak iyi olur yatırımcısı açısından. Şimdi yukarı çıkarken geçilmesi gereken dirençleri var. Bakın öncelikle 58.40'larda, daha sonra 59.5'larda ve 61.45'lerde, az önce söylediğim 60-61 buralar hep direnç seviyesi arkadaşlar. Mutlaka buraları geçmeli ve üstünde kalıcı olarak kalmalıdır. Ama dediğim gibi burası bir gökdelen olacaksa ya son noktası 51 TL'dir açıkçası. 51'in altında dikkatli olmakta fayda var. İçimoku sar tekniğine baktığımızda parabolik sar haftalardır maalesef negatifte. Tenkan Sen'in altında Kijun Sen desteği de şu seviyede bakın 54.50'li seviyelerde. Yani 54.5-54.35'li seviyelerde bir destek olarak çalışacaktır. Eğer geri çekilirse 51 TL'ye kadar bu 54 seviyelerinde de bir destek görme ihtimali var. Tabii herkes kendi kararını verebilir. İstediğiniz yerde satabilirsiniz. İsterseniz bekleyebilirsiniz. Karar sizindir. Tofaş güçlü bir orta uzun vadeli. Aslında uzun vadeli genelde portföylerde tutulan bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Temettü de verdi yakın zamanda. Hani bunun yatırımcısı belli. Bu tarz hisselerin uzun vadeli tutan kişiler oluyor. Tabii kısa vadede, orta vadede de güzel sonuçları olabiliyor. Şimdi Tofaş'ta Fisher'ın negatifte olduğunu görüyoruz. Bir kere satta mavi turuncu aşağı kesmiş haftalık periyotta. Bunun yanında EMA 21'in altına kırılmış ama EMA 50 tepki veriyor gözüküyor. Bakın bu Tofaş'ın tabii kısa orta vadede tutanlar için 29.70'lerde güçlü bir desteği var. Olası geri çekilmede bu 29.70'lerin tutması gerekir. Yukarıya çıkacaksa geçmesi gereken önemli direnç seviyeleri var. Öncelikle 21 haftalık 33.60 TL'deki direnç geçilmeli. 33.60 geçildikten sonra şurada satış yediği 34.70'lerde 5 haftalık direnci var. Yani 34.70'lerin mutlaka yukarı kırılması gerekiyor. Kırıldıktan sonra en azından olumlu konuşulabilir.
Ama şu an EMA21'i geçerken de zorlandığını görüyoruz. Burada bir süre yatayda formasyon üretme ve daha sonrasında eğer bir dip oluşumu yaparsa bu bölgede EMA50'yi aşağı kırmadan tekrardan güç toplayıp atak yapma ihtimali olabilir. Tabi endekse paralel olarak bunun öncesinde endeksi yakın takip etmek lazım. Çünkü endekse kritiklik devam ediyor. Bu sebeple mutlaka öncelikle endeks daha sonrasında bu hisselerin destek tren seviyeleri takip edilmeli. Tofaş'ın durumu bu şekilde. İçmoksar'la baktığımızda Parabolixer 2 haftadır negatifte. Mumlar Tenkan'sinin altında ama 200 gün sen desteği bulunuyor. Şu 32-70'li seviyelerde. O destek seviyesi takip edilebilir. Fisher'ın haftalıkta sattı olması tabii iyi bir görüntü değil. Trendi belirlen bir görüntüdür Fisher'ın sinyalleri. Günlük periyotta baktığımızda günlükte yukarıyı kesmiş. Yani günlükte bir atak şuradaki bakın 31 TL'den 35'lere kadar tırmanan şu atak öncesinde bir kesişim söz konusu. Tabii haftalıkta bakmak orta uzun vadeli daha sağlıklı oluyor. Bu sebeple dediğimiz direnç seviyeleri mutlaka geçilmeli. Şöyle geniş periyotta baktığımızda da orta uzun vadede gidecek yolu var gibi gözüküyor. En azından bulutun üzerinde. Herkes kendi stratejisine göre bu hisseleri tutabilir, satabilir. Doğru teknik seviyelerde alıp doğru yerde satıp kar elde etmek için de mutlaka grafik analiz eğitimi şarttır arkadaşlar. Bizim de sıfırdan anlattığımız her şeyi grafik analiz eğitim setimiz mevcut. Bunu hem hisse senetlerinde hem kriptoda rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz günlük day trade işlemlerinde ya da orta vadeli işlemlerde bu grafik analiz eğitimini eğitimdeki metotları kullanarak kar elde edebilirsiniz. Onun için de DM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bugünkü hisseler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız hisseleri onları da listeme ekler analizini yaparım. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.